Arkadaşlar bu videoda Behçet Necatigil'den bahsedeceğiz. Behçet Necatigil 1916 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Asıl adı Mehmet Behçet'tir. Küçük yaşta annesini kaybetmesi ve hastalığı sebebiyle zor bir çocukluk geçirdi. Babasının görevi dolayısıyla ortaokulu Kastamonu'da, liseyi ise İstanbul Kabataş Lisesi'nde bitirdi. Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1940'ta mezun olduktan sonra Kars, Zonguldak ve İstanbul'da çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Çapa Eğitim Enstitüsü'nden emekli oldu. 13 Aralık 1979'da hayatını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu'dadır. Uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapan Behçet Necatigil birçok türde eser vermesine rağmen daha çok şair kimliğiyle tanınır. Kastamonu'da okurken edebiyat öğretmeni olan şair Zeki Ömer Defne onun yeteneğini keşfetti ve yazması için teşvik etti. İlk şiiri lisedeyken Varlık Dergisi'ne çıkmıştır. Behçet Necatigil hiçbir edebi topluluğa katılmamış, garip dışında yeniliği sürdüren şairlerdendir. Daha çok ev, aile, gündelik hayat, ortal insanların sorunlarını şiirine yansıtmıştır. Hayatı boyunca şiirin ideolojiden uzak tutulması gerektiğini savunmuş, şiirlerinde büyük şehirde yaşama tutunmaya çalışan yoksul ve ortal insanların hayatına yer vermiş, onların acılarını, hayallerini, çıkmazlarını dile getirmiştir. Behçet Necatigil ev ve aile mutluluğuna önem vermiş, hayatın merkezine evi almıştır. Evler isimli bir eserde bulunan sanatçıya evlerin öyküsünü yazan şair diyebiliriz. Bundan dolayı edebiyatımızda evler şairi olarak tanınır. Behçet Necatigil'in şiirinin en özgün yanlarından birisi kültür şiiri olmasıdır. Geleneğe büyük önem vermiş, divan şiirinden, halk ve tasavvuf şiirinden yararlanarak geniş bir sanat birikimiyle kendine özgü bir şiir dünyası oluşturmuştur. Behçet Necatigil ölçülü, kafiyeli şiirler yazsa da daha çok serbest ölçüyü kullanmıştır. Şiirlerinde hem geleneksel hem de yeni Türk şiiri nazım biçimlerinden faydalanmıştır. Onun utangaç ve çekingen mizacı şiirlerinin üslubuna da yansımış, şiirlerinde konuşma üslubu hakimdir. Behçet Necatigil kültürel birikimini ve Türkçeyi şiirlerinde ustaca kullanmıştır. Şiiri iki döneme ayrılabilir. 1955 yılına kadar olan ilk döneme ait şiirlerinde anlatım ve hikaye öğeleri öne çıkar. Daha açık, daha kolay anlaşılır niteliktedir. 1955'ten sonra yazdığı şiirlerinde ise geleneksel şiire daha yakındır, daha kapalı ve güç anlaşılan hikaye ve anlatımdan uzak, duygu ve çağrışım bakımından yoğun şiirlerdir. Behçet Necatigil'in akla ilk gelen şiir kitapları şunlardır: Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, Eski Toprak, İki Başına Yürümek, Sevgilerde, Solgun Bir Gül Oluyor Dokununca. Behçet Necatigil edebiyatımızda özellikle radyo oyunlarıyla da ön plan çıkmaktadır. Yıldızlara Bakmak, Üç Turunçlar bu türdeki önemli eserlerdir. Bile Yazdı ise düz yazı türündeki eserlerdir.